İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan askerlerle görüştü. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Tikranakert Eyaleti. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın Vartsk adlı dergisinin 16. sayısı çıktı. UNESCO, tarihi ve kültürel miras siyasi bir araç haline gelmemelidir. Batı Ermenistan'daki antik Dara kentinde yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Batı Ermenistan'ın sanatları, ulusal dans. Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi, müzenin 2021 yılında yayınladığı kitapları sergi satışa sundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti ziyareti çerçevesinde askerlerle bir araya geldi. Toplantı esnasında Devlet Başkanı Abrahamyan, askerlerin günlük yaşamları, genel eğitimi, savaş psikolojik durumları hakkında bilgi edindi. Görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti. Deneyimli bir özgürlük savaşçısı olarak genç askerlerle geçtiği yolun hikayesini, Haycampa dövüş sanatının nüanslarını, Batı Ermenistan'ın ve genel olarak yurtsefer fikirlerini paylaştı. Tikranakert Eyaleti, Ahmet Diyarbakır adlarıyla da anılır. Tikranakert, Batı Ermenistan'ın bir eyaletidir. Metshayk, Büyük Ermenistan'ın ikinci eyaletinden ve Ağzınik'in batı ilçelerinden oluşmuştur. 17. yüzyılda 20 ilçeye bölündü. 20. yüzyılın başında Tikranakert Eyaleti 37.500 km² alana sahipti. 1914 yılının sonunda toplam nüfusu 105.000'i Ermeni olmak üzere 296.000 kişiye ulaştı. 1895 katliamları sırasında binlerce Ermeni öldürüldü, çoğu göç etti. 1915'te Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit sırasında Türk hükümeti Tikranakert Eyaleti'nden yaklaşık 100.000 Ermeni'yi sürdü ve yok etti. 1975'te Tikranakert Diyarbakır ilinde yaşayan yaklaşık 4.000 Türkçe konuşan Ermeni vardı. 19. yüzyıla kadar eyaletin nüfusu hayvancılıkla uğraştı ve bundan sonra tarımın diğer dalları önemli bir rol oynamaya başladı. Eyalette tuz madenleri, petrol rezervleri ve renkli madenleri vardır. Sanayi 19. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş kök saldı. Halı dokumacılığı, çömlekçilik ve bakırcılık oldukça gelişmiştir. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı, vakfın aşağıdaki makaleleri içeren Vartsk adlı dergisinin 16. sayısının yayınlandığını bildirir. Anahit Yesayan'ın Samvel Garabetyan 60, Samvel Garabetyan'ın Horomos Manastır Kompleksinin Litografik Mirası, Emma Abrahamyan'ın Lichkvaz Anıtları ve Tumi Köyü'nün Tehlikede Olan Tarihi ve Kültürel Mirası, Piskopos Grigoris Agvansyant'ın Ganzak Eyaleti Ziyareti, Rafi Kortoşan'ın Artsakh'taki Levin Engellenen Kutsal Pazar Ayini, Philip Dengel'in yazdığı Yeniden Keşfedilen Mahazbert. Arzu edenler Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Adres Bagramyan Caddesi No. 24. UNESCO, Artsakh'a bağımsız bir teknik heyet göndermek için çalışıyor. Bu haber UNESCO basın ofisi tarafından 2020 tarihinde savaştan sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçen Artsakh topraklarında Ermeni tarihi ve kültürel mirasının sürekli saygısızlığa uğraması, tahrip edilmesi ve benzer vakalar hakkındaki alarmları atıfta bulunarak bildirildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO bu konuyla ilgili olguları bulma misyonunun yakın gelecekte mümkün olacağını umuyor. UNESCO basın sorumlusu Thomas Mallard, 1954 Lahey Sözleşmesi çerçevesinde Artsakh'a bağımsız bir UNESCO teknik heyeti göndermek için hala uğraşıyoruz. Bunun yakında mümkün olacağını umuyoruz. Ancak şu anda bunun için gerekli koşullar yok. Bu nedenle tartışmalar hala devam ediyor, diye belirtti. Ne yazık ki Azerbaycan'ın UNESCO'yu sadece siyasi değil, ayrıca Artsakh ve aynı zamanda Nahçıvan'daki Ermeni mirasının yasa dışı olarak ele geçirilmesini ve yok edilmesini suç amaçlı olarak kullandığını da hatırlatabiliriz. 2005 yılından bu yana UNESCO suçun boyutunu görmek için Culfa mezarlığı alanına hiç girmedi. Batı Ermenistan'daki 5000 yıllık Dara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında silindir şeklinde zeytin ezme taşı bulundu. Yeni buluntular tarihi mekanın önemli zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğunu ortaya koydu.
Kazı Başkanı Doçent Doktor Metin, sivil yapılara ait buluntularla birlikte Dara'nın sivil yapısının çok güçlü olan bir garnizon kenti olduğu ortaya çıktı. Burada gördüğümüz bu buluntu bu açıdan çok önemli, dedi. Ermeni dansının asırlık gelenekleri vardır. Binlerce yıl boyunca bir takım inançlar, ritüeller, kültler ve kutlamalar oluşmuş ve bunun temelinde Ermeni halkının somut olmayan kültürü, özellikle dans sanatı yaratılmıştır. Ermeni kültüründe düğün dansları, yas veya cenaze dansları, askeri danslar, ayinlerde ve bayram kutlamalarında özel bir yer tutan ip cambazlarının dansları ayrı bir yer tutar. Batı Ermenistan'ın birçok yerinde toplu danslar esas olarak kırsal bölgelerde ve şehirlerde korunmuş, belirli ritüel danslara ek olarak lirik, şaka ve diğer solo ve eşli danslar hakim olmuştur. Düğünler ve törenler veya kutlamalarla ilgili diğer etkinliklerin yanı sıra özellikle gençlerin dans toplantıları düzenlenirdi. Ermenilerin en eski ve en popüler dansları arasında Koçari, Bert, Yarhuşta ve bunun gibiler yer alır. Kitap Bağışı Günü'nün arifesinde Ermenistan Cumhuriyeti Tarihi Müzesi, müzenin 2021 yılında yayınladığı kitapların tanıtım satışını düzenledi. Satış tanıtıma Astıgık İsrailyan'ın 18. 20. yüzyıllarda Ermeni kadınlarının mücevherleri ve Mariette Gregosyan'ın 15. 19. yüzyıllar Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nin etnografya fonundaki metal objeler koleksiyonu başlıklı kataloglar, Armine Zohrabyan'ın 3. 10. yüzyıllarda Sasani Arap dönemi, Ermenistan'ın parasal ekonomisi adlı tezi, Sımpat Boroyan'ın Yushik Hayrenyens başlıklı kitap anısı ve Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi çalışmaları süreli yayını sunuldu. Etkinlik sırasında yazarlar kitaplarıyla ilgili sohbette bulundular. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gına Bulbul adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.